kept a zero, and also how we reacted after the disappointing night in Amsterdam on Thursday. Bugün değişiklikler yapmamız gerekti. Artur cezalıydı. Hasta oyuncularımız vardı biliyorsunuz. Onur ve Svensson bizimle değillerdi. Değişiklikler yapmamız gerekti. Milot'u bek pozisyonuna çektik. İyi oynadı bugün. Hücumdan savunmaya geçiş anlamında iyi bir performans gösterdi. Aynı zamanda penaltı pozisyonunda da o vardı. Asist yapmış bulundu. Emirhan bek oynadı. Biraz daha merkezde oynadı Kayserispor'un oynadığı oyundan dolayı. Daha merkezde konumlandı Emirhan bugün. Tüm sahada birebir oynadık. İkinci yarıda ama bu daha iyi yaptık, daha iyiydik. Joao orta sahada oynadı bugün. Farklı pozisyonlarda oynayabilme yeteneğine sahip bir futbolcu. Çok yönlü bir oyuncu. Şer ve Getson'la da bağlantıları bugün iyiydi. Getson yine aynı zamanda bugün önemli de bir gol attı. İlk golü atmış bulundu Getson. Orta sahayı kontrol altına aldık. Topla kendisi de dengeliydi ve kontrollüydü. Takımımın bugünkü defansif performansını övmeliyim. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'da aldığımız üzücü mağlubiyetten sonra bugün gösterdiğimiz reaksiyon çok güzeldi. Buyurun. Well, I'm happy with the referees. I'm always happy with the referees. I mean, he has the, I think, the most difficult job in the game. You know, making sure he has all the decisions right. Of course, help with the VAR and the linesman. But you know, it's of course sometimes we cannot. Agree with the decisions. So I think today also the penalty maybe on Chiro when the defender had two hands on his back. Of course we think it's a penalty, but you know in the end we have to respect the decision of the referee and continue the game. That's what we don't have to always be right, you know, to have the same thinking as the ref. But whatever the ref is deciding, we have to respect and continue the game. I think that's the nature of football, nature of sport. Sometimes you don't get what you want, so you have to continue. I think that's very important for the future as well, that because of the pressure on the referees, we don't have to agree, but once the decision is made, we accept and we continue. Mutluyum. Hep mutluyum aslında. Hakemlerin görevi sahadaki en zor görev. Her zaman doğru kararı vermeleri gerekiyor. VAR da buna yardımcı oluyor. Yardımcı hakemler de var aynı zamanda. Tabii ki de her kararlarına hemfikir olamayız. Olamıyoruz. Bugünkü pozisyonunda bahsettiğiniz Chiro'nun pozisyonunda da defans oyuncusunun iki eliyle birlikte sarıldığını görüyoruz. Bizce de penaltı olan bir pozisyon bu. Ama saygı duyup devam etmemiz gerekiyor. Bizler de her zaman haklı olamayız. Aynı fikirde olamayabiliriz. Ama hakemlerin kararlarına saygı duymamız gerekiyor ve devam etmemiz gerekiyor. Futbolun ve sporun doğasında olan bir şey bu. Bazen tabii ki de istediğiniz şeyleri alamıyorsunuz. Her zaman dediğim gibi hemfikir olamıyoruz, her kararlara katılamıyoruz ama kararları kabul edip devam etmemiz gerekiyor.